Merhaba. Akşamleyin açıyorum videoyu. Artık sizle hep akşam görüşürüz. Farkında mısınız? Hafta içi. Gündüzde genelde işte olduğum zaman ne yazık ki size akşamleyin vakit ayırabiliyorum, video açabiliyorum. Çünkü gündüzleyin çok yoğun çalıştığım için elimi telefonuma dahi alamıyorum. Kısacası bir akşam vlogumuz daha başladı. Şöyle, bugün ne yaptım? Biraz önce yemeğimi yedim. Evde dinleniyorum. Ama şunu yaptım, o detayı söyleyeyim. Biraz önce çıktım yemekten sonra. Biraz yürüyüş yapayım dedim. Hareket edeyim dedim. Biraz gittim yürüyüş yaptım sitenin içinde ve geldim. Şimdi ise birkaç gündür kargolarım geliyor. Instagram'dan da paylaştım. Bilmiyorum Instagram'dan takip edenler var mı? Gördünüz mü? Aksesuar, ev aksesuarları, tablolarım. Birkaç tane böyle gerekli ya da gereksiz denebilir. Böyle canım istediği için aldığım evde kalsın. İhtiyacım olur dediğim şeyleri aldım. Ve çoğu inanın istediğim gibi de geldi. O yüzden bunları size göstermek istiyorum. Belki fikir olur ve şunu demek istiyorum. İnternetten aldım, yani Trendyol'dan aldım. Hazır da böyle 21 Kasım'ına geliyor ya Black Friday. Çoğu şey indirime gene girecek. O yüzden dedim 21 Kasım günü. Aa, yarın 21 Kasım. Benim o yüzden yarın mutlaka bunu atmam lazım. Akşam 9'da zaten başlıyor. Geliyorken de size göstermek istiyorum. O yüzden aldıklarımı göstereyim. Şöyle bir vlog tadında videomuza başlayalım. İşte gereksiz derken aslında bahsettiğim buydu. Böyle bir kaşıklık aldım. Çay kaşığı. Böyle kalp şeklinde. Yani çok gerekli miydi? Değildi. Vardı evde. Porselen şeklinde. Ama dedim ki indirimdeyken alayım. Kaç para bilmiyorum. Yani çok uyguna geldi. 6 lira mı neydi sanırım o civarlarda. O yüzden böyle bir şey aldım. İçin 6-6 12 tane kaşıklığım oldu. Şöyle minik minik baharatlıklar ve böyle iç içe geçiyorlar. Şöyle tutayım. Şöyle iç içe geçiyorlar. Böyle iç içe geçiyorlar ve duruyor. Şuradan mesela atıyorum. Böyle aldın. Hop alıyorsun. Döküyorsun. Çok iyi değil mi? Pul biber, kekik, tuz. Sonra geri kalan baharatlarını koymak için bence ideal. Bunu da aldım. Bu da çok uygundu. Yani 10 liraydı bu, biliyor musunuz? Bu arada 5 tane var sanırım. Böyle her rengi var. Yani bence güzel ve minik. Mesela baharatlığınızı şöyle atıyorum. Ocağınızın yanına mesela şöyle kenara koyarsınız. Bu dolu olur, böyle durur. Görüntüsü de şöyle bir şey. Bu arada şu detayı sadece ben mi yapıyorum? Ben kürdan evde yok. Yani almaya üşeniyorum. Böyle her gittiğim restoranlardan 4-5 tane cebime alıyorum ve kürdan kalıyor. Çok gerekli değil de bazen böyle gerekli oluyor ya. O yüzden bunları da tekrar almışım böyle geçen gün bir restoranda yemek yediğimde. Bombayı göstereceğim. Bakar mısınız? Sizce bu ne? Böyle kocaman bir tablom geldi. Hatta Instagram'da paylaştım bunu biraz önce. Bakar mısınız? Şöyle bir tablom geldi. Ve şunu söylemem gerekirse gerçekten bu kadar büyük olacağını tahmin etmiyordum. Hani bir tık daha küçük olur falan diye düşünüyordum. Ama istediğimden daha büyük geldi. Ve kaç para aldım biliyor musunuz? İndirimde 180 liraya şöyle bir tablo aldım. İnanın bu kadar kocaman bir tabloyu 180 liraya aldım yani. Şu an baktım gene pahalanmış. Ama belki yine indirime girer. Karşınızda tablom. Bakar mısınız? At figürlü bir tablo aldım. Tam şu duvara gelecek. Ve tablo oturdu biliyor musunuz? Denedim. Çok güzel duruyor. Harika ya. Hatta şimdi ne yapayım ben? Kendim böyle yine elimle tutayım. Öyle göstereceğim size. Ya çok asil hayvanlar değil mi? Ne bileyim. At gerçekten çok seviyorum. Ve beklediğimden güzel geldi. Ve çok canlı duruyor. İnanılmaz canlı duruyor. Bakar mısınız? Halım da attı. Yani şöyle göstereyim. Şöyle durduğu zaman güzel olacak yani. Böyle üst üste. İnanın çok şeyden böyle holden, koridordan baktığınız zaman karşıda böyle tablonun olması da çok güzel açtı. Böyle bir şey. Ya bunu 180 liraya aldım ya. İnanın uygun yani. Şimdi bunu hafta içi bir gün ayarlayıp yaptırmam lazım. Birkaç tane daha tablom geldi. Hepsini yaptıracağım. Ev turu gelecek bu arada. En yakın zamanda ev turu gelecek. Şu tabloların hepsi yerleşsin. Çok fazla mesaj geliyor. Ev turu çek diye. Şunlar yerleşsin. İnanın çekeceğim. Hatta güzel bir haberim var. Kamera alıyorum. Evet, kamera alıyorum. Aynen öyle. Bu hafta içi kamera alacağım. Hatta annem hediye olarak alıyor. Canım annem, teşekkür ederim. Dedi ki sana artık bir kamera alayım. Güzel güzel çek videolarını. Bak hep yorum geliyor. Kalitesi düşük diye. Doğru söylüyorlar. Mutlaka güzel bir kamera al, çek diyor. Tamam dedim anne, yeter ki sen hediye çekeceğim. O yüzden annem de buna hediye olarak kamera alacak ve ben de çekeceğim. Çekim kalitesi güzel olan bir kamerayla çekmek istiyorum. Bir iki video sonra zaten kendi kameramla çekmeye başlayacağım inşallah. Bu arada kamera önerileriniz varsa yazın. Benim aklımda bir iki tane var. Ama tam kararsızım. Belki sizin de bildiğiniz ya da kullandığınız, ben çok memnun dediğiniz kameralar varsa yazın. Tabii ki çok da pahalı olmasın. Ondan
O yüzden tablolarında tam yerleşsin. Her şey tam olsun. Güzel bir ev turu gelecek. Her şeyi ayrıntılı bir şekilde çekeceğim. O zaman daha iyi anlarsınız. Bir şimdi tane tablom da böyle. Bu da çok uygun. 30 lira falan diye öyle hatırlıyorum. Gerçekten çok uygundu. Bunu aldım. Böyle gördüğünüz gibi kadın figürlü. Şu renkler çok hoşuma gitti. Şu detaylar yakından çekeyim. Bu arada niye bunu çıkarmıyorsun derseniz etkilenecek diye korkuyorum. Böyle yeni aldığım şeyleri tam böyle yerine yerleştirmeden çıkarmayı sevmiyorum. O yüzden dedim toz alır, ne bileyim yırtılır mırtılır dedim, böyle ambalaj şekilde kalsın. Ama inanın çok asil değil mi şu bilezikler falan. Bayağı beğendim. Şuraya koyacağım. Yani şöyle göstereyim. Bakın burada bir tablom olacak. Şurada da ikinci tablom olacak. Burayı düşünüyorum. Burası zaten perdenin tam arasına. Bakalım. Bir runner aldım. Bu da 14-15 lira mı neydi? Böyle siyahlı beyazlı ama bu da çok güzel. Şöyle bir runner. Açtı en azından yan masayı. Hiç yoktan iyidir yani. Devam ediyoruz. Bunlar 3.5'lardan yerine koymadım. Bakın bunu da 10 liraya aldım. Böyle altılı kupaları falan koymak için. Siyahlı beyazlı. İndirimdeydi. Ve sonra bunu da çok beğendim. Bakın bir sonraki tablom da bu. Bu da çok uygun artık. Bu videonun ana teması çok uygun. Gerçekten öyle. Böyle ayrı ayrı bu arada. Böyle arkası da yapışkanlı. Ben ama Koçtaş'tan ya da başka bir mağazadan böyle yapışkan alacağım. Bakar mısınız? Şöyle üçlü yan yana koyacağım. Bunu da koridora düşünüyorum. Ama çok güzel duruyor. Şöyle yakından da göstereyim. Şu an yeni gelenler bunlar. Bundan bir önceki videoda da birkaç tane tablo göstermiştim. Onlar da gelmişti. En yakın zamanda bu tablolar yerleşecek. YouTube'a dediğim gibi arka plan yapmayı düşünüyorum. Bir önceki videomu da söyledim. Ya bu tablolarla arka plan olmayacak. Bunlar salonda ya da koridorda olacak. Ama bir önceki işte videomda çektiğim tablolarla arka plan yapacağım. Birkaç tane Ikea'dan raf almıştım. Onları koyacağım. Böyle otururken hani motivasyon videoları çekiyorum ya. O yüzden böyle arka planım böyle daha canlı olsun. Yani daha hoş olsun istiyorum. O yüzden hem de oda da güzel olur. Odaya girildiği zaman da insan içini açıyor ya. Bilmiyorum öyle mi düşünüyorsunuz? Mesela gerçekten duvar boş kaldığı zaman çok farklı gözüküyor. Ama böyle bir küçük bir şey dokundurduğun zaman bile evin havası değişiyor. Mesela ben ilk defa çiçek bakıyorum. Daha önceki evimde hiç çiçek almamıştım. Mesela çiçek bakıyorum, böyle saksılar alıyorum. Ondan sonra çiçekler alıyorum. Hem evime böyle bir renk katıyor. Hem kendimi böyle ne bileyim çok mutlu hissediyorum. Evin havası değişiyor gerçekten böyle. O yüzden bu her zaman böyle yani. Eviniz olsun, kendiniz olun. Her zaman yenilik yapılması gerekiyor. Her zaman bakılması gerekiyor. O zaman yaşanacak hale daha çok geliyor. Ya da daha mutlu bir yaşantı oluyor. Mesela ben evime daha çok seviyorum şu an. Çünkü daha çok bakıyorum. Daha çok bir şeyler almaya çalışıyorum. Yettiğim kadar almaya çalışıyorum gibi. Hatta ne oluyor biliyor musunuz? Çiçeğim var. Bir hafta önce böyle minicikti çiçek. Ondan sonra böyle her gün baktım, büyüdüğünü gördüm çiçeğin. Şu an büyük dallarla tam oldu. Ve şu an bir tane daha çıkıyor biliyor musunuz? Size göstereyim. O kadar güzel bir şey ki böyle büyüdüğünü görmek, bakabildiğinde o çok güzel bir his gerçekten. O yüzden eğer çiçek bakmayı seviyorsanız ya da hiç bakmadıysanız mutlaka alın ve bakın. Göstereyim size. Bundan bahsediyorum. Bu aynı şunun gibiydi. Böyle minicikti. Sonra büyüdü büyüdü günden güne ve şu an diğerleri gibi oldu. Şimdi tekrar yenisi çıkıyor. Umarım beğenmişsinizdir. İlk biraz alışayım, ondan sonra gene yenilikler falan yapmaya devam ederim zaten. Çünkü bir şey yapmaya başladıktan sonra evin hep bir şeyler yapmak istiyor. Bu gerçekten öyle. Aa dur şunu da alayım, aa dur bunu da alayım. Bir de artık şey moduna geçtim ben. Hani kendime kıyafet ya da atıyorum
Zaten makyaj malzemesi artık hiç almıyorum. Hep olanları kullanıyorum. Ama kıyafet hiç almıyorum. Yani tamam gidiyorum bakıyorum. Ama önceliğim nedense böyle eve yeni aksesuarları, eşyaları bu aralar çok takığım. Yani öyle daha önce de kıyafet alayım. Ay dur elbise alayım. Ay dur şu renk elbise alayım. Pantolon alayım. Şunu alayım. Bunu alayım. Modundayken şu an ilk girdiğim şey ev eşyaları. Böyle güzel şeyler satılan yerler. İşte insanların fikirleri değişiyor. Belki de artık alışveriş yapmaktan da sıkılmış ve bunalmış olabilirim. Çünkü alıyorsun. İlk aldığın gün böyle çok mutlu oluyorsun. Aa yeni bir kıyafet aldım. 2-3 kere giyiyorsun. Ondan sonra artık onu da alışıyorsun. Sonra tekrar yenisini alayım falan filan derken o dolap çığırından çıkıyor. Beni delirtiyor artık. Çünkü o dolabı düzenlemek ayrı bir dert. Giyeceğini bulabilmek ayrı dert. O yüzden dedim ki artık bir süre gerçekten çok ihtiyacın olmuyorsa alma. Zaten parçalar, elit parçalar falan var. Artık onlarla idare ediyorum. Ki inanın 3 aydır falan işte çalışıyorum. Yeni geldim hala giyemedim. Kıyafetlerim de duruyor. O yüzden artık bir şey almıyorum. Eve birazcık yatırım yapayım dedim. Bulaşık boşaltma zamanı hiç sevmiyorum ya. Gerçekten bulaşık boşaltmayı hiç sevmiyorum. 1. Ütü yapmak. 2. Bulaşık boşaltmak. 3. Çamaşır asmak. Gerçi kim sever ki bunları yani ama ben de hiç sevmiyorum. Evet, bulaşıklarımı boşalttım, mutfağımı toparladım. Şu an tertemiz oldu. Gerçekten mutfak temiz olunca ben mutlu oluyorum. Yani o mutfak dağınık gördüğüm zaman eski evimde Amerikan mutfaktı. Yani salon mutfak birdi. Hele salonda otururken sürekli o bulaşıkları gördüğüm zaman inanılmaz sinir oluyordum. Şimdi tamam ayrı ama böyle mutfağa geliyorsun, su içiyorsun, bir şey almak istiyorsun ya. Mutfağın dağınıklığı hani insana böyle sıkıyor ve hiç mutfakta vakit geçirisi gelmiyor. Mutfak temiz olunca o yüzden mutlu oluyorum. Böyle benim de böyle bir takıntım var Başak Burcu özelliğimin sanırım yansıması. Şimdi ise yemekten sonra böyle canım bir şeyler atıştırmak istiyor haliyle. Ben de sanırım elma yiyeceğim. Böyle elmayı yıkıyorum ve direkt ısırarak yiyorum. Daha iştah açıcı oluyor. Önceden kesiyordum, doğruyordum böyle kabuklarına soyuyordum falan. Sonra fark ettim ki böyle elmayı ısır ısır yediğimde daha çok yediğimi ve daha çok doyduğumu hissediyorum. O yüzden elma yiyeceğim. Ve ardından daha bir şey yapmam. Su içerim, ondan sonra artık yatışa geçeceğim. Çünkü sabah tekrar 5 sularında uyanmak zorundayım. Böyle kısa mini bir vlog yapmak istedim. Hem de aldıklarımı göstermek istedim. Belki indirimden de yararlanırsınız. Umarım hoşunuza giden bir video olmuştur. Benden bugünlük bu kadar olsun. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Thank you.